Şimdi depremden önce, depremden sonra fiyat farkı tabii ki var yani, ama deprem yani daireleri yükseltti ama çok etkili bir artış olmadı. Neticede enflasyonla alakalı bir şeydir, arz taleple alakalı bir şeydir. Yani deprem diyelim ki hadi 11 ilde bir deprem oldu, kiralar orada arttı. Bunu anlıyoruz da Türkiye genelinde yüksek bir artış vardı. Tamam, deprem tetikledi ama kesinlikle enflasyona alakalı bir şeydir yani. Şimdi Diyarbakır genel olarak size şunu söyleyebilirim. 2000-2500'den başlıyor 20.000 TL'ye kira daire var Diyarbakır'da. 2000-2500'den diyebiliriz ama Dicle kent 75'te araştırma hastanesi çevresine 20.000 TL'ye çıkıyor şu anki. Arz taleple alakalı bir şeydir. Kiracı yani ev sahibi belirleyemez. Ev sahibi dairesini 10.000 TL istesin. Arz yani talep olmaktan sonra o fiyat düşüyor. Zaten depremden önce bir yükseklik vardı. Hani mesela burada serbest piyasa dediğimiz olay, işte mesela piyasadaki istikrarsızlık falan böyle. Hani ya işte bir mesela ya depremden önce de 3.000'lik bir daire 5.000 olmuştu ama mesela ya bu kadar değildi. Mesela depremden sonra 5.000'lik bir daire 10.000'e kadar çıktı. Mesela Kooperatifler Mahallesi ofis semtinde biz en iyi daireyi 3.000'e verirken şimdi mesela 7.000'e çok kötü daireler kira verebiliyoruz. Bu süreç depremden sonra daha bir yani ikiye katlandı. Hani bu durum ya yani böyle ne kadar gider bilmiyorum. Mesela askeri ücret alan bir kişi 11.000 lirayla 8.000'lik kira verse, faturasını verse falan nasıl geçinecek? Yani gerçekten bu biraz yani tartışılır bir durum. Niye bunun önüne geçmiyorlar ki? Geçebilecek mesela güçleri de var bence hani şu anki sistemin. Hani yaparlar da gerçekten de hani belediye olsun, zabıtalar olsun, ne bileyim hani düzenli yani programı çalışılırsa bence bunun önüne geçilebilir. Çünkü çok ciddi rakamlar çıktı ya kiralar, bu kadar da değil artık diyor. Siyasi görüşe veya başka bir şeye bağlamadan hani bence insan olan herkes buna duyarlı olup bu duruma bir dur demelidir. Hani bunun için A partisi, B partisi onu suçlama, bunu suçlama da çok doğru değil. Gerçekten insanlı olarak hepimizin elimizin taşın altına koyup buna bir dur dememiz gerekiyor. Ev sahipleri, kiracılar, herkes yalnız bir tarafından tutarsa belki bir şeyleri değiştirebiliriz. Hani bunun önüne kimse geçemiyor. Devlet dedi hani yok %25'ten fazla kimse yapamaz. Fırgır fırgır. Bugün bile durumunda paylaşılmış yani 4+1 daire 15.000. Depremden önce en fazla olacağı 7.000'di. Anladın mı? 7.000 hadi 8.000 olsun. Hani en baba bizim gördüğümüz yukarıdaki rakamlar bunlardı. Şimdi ofiste o fiyat yani. 6, 7, 8. Yani semt değil de hani piyasaya göre. Yani her şey yani %100 değil de %300, %400 arttı yani. Sıkıldığım için, kendi bölümde iş bulamadığım için bir kafe açma girişiminde bulundum bir yıl önce. Bir yıldır bu kafeyi işletiyorum. Bu bir yıllık esnada depremler oldu, arşat oldu, okullar kapandı, havalar ısındı, müşteri falan yok. Kirası da zaten 2.500 elektriği, suyu, kafenin içecekleri, meşrubat bile derken zaten 10-15.000'i buluyor. Hani kafe zaten zar zor, 10-15.000 çıkarıyor mu çıkarmıyor mu, ekstra yaşadığımız evin kirası var, onun yemesi var, içmesi var yani yaklaşık bir... Hani bu mazlum aylık 25.000 gidiyor ama o kadar çıkarıyor muyum? Çıkaramıyorum açıkçası. Hani son zamanlarda ise elektrik parası var. Ada aylık 2.500 civarı geliyor. Suyu var, ne bileyim kolası var, meşrubat var alıp masraf oluyor onların da. Mesela şu an bir kutu kolanın bize geliş fiyatı 15 lira olmuş. Yani dışarıdaki ekonomik şeye bakıyoruz, insanın durumuna bakıp fazla zam katmadan 25 lira satıyoruz ki o da dolabın elektrik parasını çıkarmıyor. Evin ücreti de aylık 2.500 veriyoruz buradakine. Yani onun da elektriği var, suyu var, yemeği var. Yani bu işten bu aralar kurtarmıyoruz. O yüzden kredi falan çektim bu ödemeleri gerçekleştirebilmek için. Yani şu an batmış durumdayız. Kiralar, elektrik derken yani ekmeğin fiyatı olmuş 10 lira. Yani günlük bir emek olmuş 200-300 lira. Katlı bir bina, eski bir bina, her yer çöplük içinde. Yani öyle bir binada yaşıyoruz, o da 2.500 yaşıyoruz. En düşük şu an neredeyse o. Şu an oradan çıkıp bir ev bulmaya çalışsak en az 6-7.000. Yani da onu karşılayamayacağımıza göre mecbur orada kalmaya devam ediyoruz biz. Biz 7-8 kişi kalıyoruz. Kardeşim var bir tane. O da kardeşimle kalıyor. Ben kardeşimle kalıyorum. 5 milyar. Bizim maaşımız yetmiyor ki. Yardımcı olanlar var. İnsanlar yardımcı oluyor. Depreme bakarsam bazı yerde diyelim ki 2 milyarsa 4 yapsın. 4 milyarsa 8 yaptı. 4'ü 6 yapacağız, 5 yaptı.
Vallahi kiramız büyük bir sorun şu an bizim için. Yani 3000 veriyoruz. Şu an ne kadar olacak bilmiyorum. Çünkü Kasım'da bizi çıkarmayı düşünüyor. Çıkarılırsak nerede bulacağız? Ve bizim evin müdahilinde şu an 10.000. Düşün, daha asgari ücret bile 10-12.000 ayarında evler. Şu an çıkarsak eğer gideceğimiz yer 10.000. Biz nasıl yaşayacağız mesela? Hesap iflas ediyor. Önceden de vardı, bir barınma sorunumuz vardı. Zor buluyorduk hani kiralarda falan, biliyorsunuz biraz enflasyondan biraz yüksekti, ama depremle birlikte ayyuka çıktı artık. Artık yani bu sorun bence halka açtı, artık devletin bir sorunu olmalı. Yani kirayı, yani ne yiyeceğiz, ne yapacağız mesela, gerçekten aldığın kazancı kiraya girse ne yapacağız? Hanım yarısı olsa vallahi razı, yarısı değil ki. Asgari ücretine ay 10.000 kiraya versek nasıl yarısı oluyor? Bizim gelir toptan gidiyor. Hiçbir şey kalmıyor. O yüzden yani ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Valla karşılaşma şu, eskiden asgari ücret 2000 iken bile rahat rahat geçinebiliyorduk. Yani zorlansak da en azından geçinebiliyorduk. Şimdi değil. Şimdi hiç mümkün yok. Bilmiyorum ne yapacağız gerçekten. Adam deh külfet. Av yeten et kaptı. Gelin ama parayda. Ava deh külfet çıkayı gelin ama. Valla hani harabiye. O matre katre kiri. Am 4 milyar univa kredidi. Evala geçim ya ben de zavat vahdi zani deh külfet. O ola abi şahsi kaptı. Ödet ödokal gaza elektrike hakkı ariye. Hakkı çıkayı. Allah'ım sanın. Binayı, valla da kozum davaya da, kozum çare kişmara çeybi.